Şimdi 03 plakasına ait Afyon'u anlatacağım. Afyon'da ne meşhur? Kale. Hatta Afyon Karahisar Kalesi, onun şarkısını çıkardı Kıraç. Karahisar Kalesi yıkılır gelir. Öyle bir şey yapmış. Ondan sonra Afyon'un tabii ki olmazsa olmazı kaymak. Kaymağı meşhur. Ben yedim. Bana geldi. Sucuğu da meşhur. Bir de Afyon sucuğu da var. Yani sadece Kayseri'de şey yok. Sucuk yok. Afyon'da da var sucuk. Ama kimse demiyor ki Afyon'un da sucuğu meşhur. Neden? Çünkü bilgi yetersizliği. Ama bundan sonra benden aldığınız bu bilgiye göre Afyon'dan da sucuk tüketebilirsiniz. Meşhur. Belki de daha güzel. Bilemem. Yemedim. Bir de kimsenin bilmediği bir bilgiyi daha vereyim. Geçen sene Afyon gastronomi unvanı aldı. Gaziantep'ten, Hatay'dan sonra Afyon o belgeyi aldı. Darısı bize 01'e. Ben yemeklerini yemedim. Kaymağını yedim. Sucuğunu da tatmadım. Belki daha güzel, bilmiyorum. Çocuklar bu bilgiyi sınavda çıkabilecekler listesine koysun. Afyon'un kaymağı bembeyaz, şekerli. Yeye doymuyor. Şeker hastaları yiyemez, o ayrı bir şey. Bir de çobanlar var orada. Çobanlar çok yaşıyor. Nereden çıktı? Bak burada. Çoban çok orada. Koyun da çok gidiyor orada dağlarda. Gölüne geleceğim. Acı Göl var. Kenarda bir yerde Acı Göl diye bir yeri durmuş. Tabii bu Acı Göl'ün adı nereden gelmiş? 4-5 tane köylü gölün başına mangala in. Mangalda çocuğu acı biber pişirme baba, acı biber pişirme baba diye. Ben yiyeceğim mi kızım acı biber diyor. Kız da mangalda piştiğinden biberleri al göle sal. Apacı biberleri göle sal. Ondan sonra köylü diyor ki vay kardeş diyor, bu gölün de diyor adı da yoktu diyor. Acı Göl olsun diyor. Gölün adı Acı Göl kalıyor. Öylelikle köylü bunu kabul ediyor. Evciler var orada, evciler. Genelde evcil hayvanlar çok beslendiği için evlerde o yerin, ilçenin adını evciler koymuşlar. Yani kedisi, köpeği, boğusu, moğusu hepsi duruyor. Dinar var, Dinar ilçesi. Diyeceksiniz ki Dinar ne alaka? Şimdi dinozorların nesli tükendi. Dinozorların neslini tükendiğini gören duyarlı Afyon halkı ölümsüzleşsin diye dinozor diyememiş, direkt Dinar ilçesi olarak almış. Çay çok içiliyor. Çay çok içildiğinden Çay ilçesi yapılıyor ilçenin adı. Herkes kabulleniyor onu, kimsenin bir itirazı yok. Bir başka ilçemiz Bayat. Burada zamanında 1600'lü yıllarda çok bayat ekmek tüketilmiş. Fakirlik çok. 1600'lü yıllarda bayat olarak sürekli tüketilen halk isyan çıkarmış. İsyan çıkardıktan sonra bu ne ya demişler. Hep bayat yiyoruz demiş. Bildiğin demiş bayat köyüne döndük demiş. Bayatladık biz de demiş. Aa ne güzel düşündün kardeşim demiş. Buranın adını da demiş bayat koyak demiş. Bayat olarak kalmış. Bir de Uşak'ın, Afyon'un ortasında Hocalar diye bir yer kalmış. Orada çok hoca varmış. Yani geçmişte başı ağrıyan gidip hocalara okutma, üfletme amaçlı, dua okutma amaçlı o şehre gidiyorlarmış. Sizin demiş şehrin adı ne demiş. O sırada da 1652 yılı. Şehir demiş adı yok demiş. Hocam siz demiş ya demiş bize demiş şifa oldunuz demiş ya. Benim elinizi öpek demiş. Bütün halk hocanın kapısına gelmiş.
Biz demiş halk olarak karar verdik demiş. Bura demiş hocalar köyü olsun demiş. Öylecik de kalmış. Sultan Dağı diye bir tepe var. Sultan Dağı'nın tepesinde de genelde sultanlar yaşıyormuş. Sultanların çoğunluğundan ötürü dağın adı Sultan Dağı olarak kalmış. Öyle koymuşlar. Bir de en önemlisi şifa bulmayıp gittikleri yer var. Ben de gitmek isterim. Nasıl gideceksem. Kaplıcalar var. Kaplı olduğu için etrafları, kaplıca olmuş ismini. İnsanlar oraya gidip sıcak su da böyle kaplıca kaynar kaynar böyle kemiklere, memiklere iyi geliyor. Yüzüyorlar orada sıcak sıcak. Şifa alıyor. Genelde yaşlı teyzelerimiz, dedelerimiz gider. Ha ben bilmem. İnsanlar orada işte mayo mu giyinilir, bikini mi ben onu bilmiyorum. Yani nasıl gidilirse bilmiyorum. Ben şortla giririm. O ayrı bir mesele. Öylelikle oranın adı da öyle kalmış. Şimdi bugünkü Afyon dersimiz bitti. Afyon'u işledik. En önemli şeyleri, bilgileri aktardım. Diğer şehirlere, diğer illere bakacağız.